2021 TÜİK istatistiklerine göre bu illerden hangisinin toplam ihracatı daha fazladır? A. Çorum, B. Eskişehir, C. Samsun, D. Adana. Toplam ihracat tutarı. Buradaki seçenekler arasında Adana aslında hem tarım hem sanayi alanında, ticaret alanında güçlü. Bizim Kayseri'yle komşu olmasından ötürü kısmen bildiğim bir ekonomik durumu var. Samsun liman olması itibariyle ihracat kapasitesinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Eskişehir ve Çorum kendi içerisinde hem geleneksel üretim hem sanayi üretiminde güçlü kalemler var. Fakat Adana ve Samsun'la ne kadar rekabet edebilir? Bu kısımda bir tereddüt yaşıyorum. Toplam ihracatı. İhracat kalemleri içerisinde tabii tarım var. Farklı hizmet ihracatlarını da düşünebiliriz. Burada Samsun ve Adana. Adana'yı biraz daha yakın görüyorum. Buradaki ticari hacim. Fakat ihracat odaklı tabii değerlendirmek lazım. Dışarıya ihraç edilen ürünler. Adana Mersin üzerinden belki yine liman ticareti de yapıyor olabilir. Burada noktalayacak mısın Cemal, yoksa 1 milyona gidiyor muyuz? Aslında kendimce gelmeden önce kurduğum matematiğe göre biraz noktalamaya yakın gidiyorum şu aşamada. Soruyu ve sorunun mantığını düşündüğümde geldiğimiz noktada noktalamak daha doğru olacak benim açımdan. En azından kontağı çevirecek ilk can suyunu vermiş olurum böylelikle. Evet. Burada noktalamak istiyorum Kenan Bey. Çekiliyor çekilmek musun? Istiyorum. Evet, çekilmek istiyorum. Son kararın. Son kararım. Devam etseydin ne diyecektin Cemal? Adana diyecektim. Bakalım doğru cevap neymiş? Çorum. Evet, Çorum hep dünyanın merkezi olarak biliyorsunuz toplum arasında kullanılıyor. Evet, Çorumlular bunu da söyler. Demek ki ihracat anlamında da merkezmiş. Ben hiç düşünmemiştim işin aslı. Belki leblebi ihracatı da oluyor olabilir tabii temelde. Yani tek bir kalem ama ya. Sanayi anlamında aslında Çorum'a da birkaç kere gitmişliğim var. Çok bir kalem bilmiyorum ihraç edilecek kalem. Demek ki bizim bilmediğimiz daha şey çok varmış. Şey var bu da ki ikinci ödev olsun Adana'yı bana. Ve Samsun'u geçmiş. Evet, evet, kesinlikle.